Mehmet Yılmaz, T24. Erdoğan'ın unutmak isteyeceği bir hafta. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı seçiminde Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarmayacağını açıkladı. Böylece AKP genel başkanının son günlerde birbiri ardına aldığı kötü haberlerin üzerine tüy dikilmiş oluyor. Kötü haberlerin ilkini yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan almıştı. Bu partinin %1 civarında olacağı varsayılan oyunu alabilmek için kadına karşı şiddeti önlemeyi amaçlayan kanunun kaldırılabileceğine ilişkin bir hava yaratmayı bile göze almıştı, olmadı. Olmadığı gibi bu kanunun kaldırılabileceği iması bile bu Erdoğan'ın kadın seçmenleri içinde büyük rahatsızlık yaratmış olmalı. AKP'nin kurulduğu günden beri girdiği her seçimde bu partiye oy verenler içinde kadınlar her zaman çoğunluktaydı. Onları çantada keklik diye görmüş olmalı ki YRP ile pazarlığa girişti ve başarısız oldu. Hüdapar'ın kendisine vereceği desteğin muhafazakar Kürt oylarını bile olumsuz etkileme olasılığı da çabası. İkinci kötü haberi Mehmet Şimşek'in ağzından bizzat duydu. Şimşek'in teklifini kabul etmemesi, Erdoğan üzerinde gelinin son anda düğün salonunu terk etmesine benzer bir etki yaratmış olmalı. Çünkü bu birlikteliği ilan etmek için tantanalı bir toplantı için hazırlıklar bile tamamlanmış, iş Şimşek'in ikna edilmesine kalmıştı, onu da başaramadı. Bütün bunlar arasında en büyük yıkımı yaratansa HDP ve tipin de içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağının açıklanması olmalı. Çünkü Erdoğan ilk turda seçilemeyeceğini görüyor ve seçimi ikinci tura bırakabilirse seçilme şansının güçlü olduğunu düşünüp hesabını buna göre yapıyordu. Emek İttifakı'nın aday çıkarmaması bu planın da suya düşmesi anlamına gelebilir. Öyle görünüyor ki şimdi seçimi ikinci tura bırakabilmek için sarılacağı tek bir kişi kaldı, o da adam kazandı Muharrem İnce. İnce'ye de o kadar güvenmemeli diye düşünüyorum. Bu en çok da İnce'nin gücünün çapıyla ilgili. Her ne kadar kendisi %30'lardan söz ediyorsa da ciddiye alınacak araştırmalarda %2'yi bile zor bulacağı açıkça görülüyor. Bu tablo İnce'nin bazı kazanımlar karşılığında Kılıçdaroğlu ile anlaşması sonucunu yaratabilir. Eğer İnce'nin aday olup muhalefet bloğunu böleceği ümidi de boş çıkarsa Erdoğan için zor olan seçim daha da zora girecek. Sayıştay denetiminden niye kaçıyorsunuz? Kahramanmaraş merkezli İkiz depremin ardından afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üst yapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulması ile ilgili kanun mecliste kabul edildi. Kanun 10 maddeden oluşuyor. Belli ki depremin ardından toplanan yardımları bu fonun çatısı altında bir an önce toplayabilme kaygısı var. Kanuna göre bu fon, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı nakdi bağış, yardım, hibe ve krediler, bütçeye ve bu amaçla konulacak ödenek, yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalarından sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşacak. 10 maddelik kanuna kimlerin yönetici olacağı final yazılmamış ancak bu fonun harcamalarının nasıl denetleneceği ile ilgili ayrıntı ihmal edilmiş. Kanuna göre fon, bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetlenecek. Yani fonun kaynaklarından bağışlar dışında kalan önemli bölümü kamu tarafından sağlanacak paranın nasıl harcanacağına bakanlardan oluşan yönetim kurulu karar verecek ancak bu harcamanın denetlenmesi işini bağımsız denetim standartlarına uygun olarak özel şirketler yapacak. Türk milleti adına bu tür denetimleri yapmakla görevli Sayıştay ne yapacak? Öyle anlaşılıyor ki seyredecek. Böylece mecliste devreden çıkarılmış bulunuyor. Denetimden uzak, bütçeye paralel bir para havuzu oluşturuluyor. Niye acaba? Kısır döngüye girip sonuç beklemek. Einstein'a atfedilen ancak ona ait olmadığı sonradan ortaya çıkan bir özdeyiş var. Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir. Bu anonim özdeyişi hatırlamama, Ramazan ayı vesilesiyle et fiyatlarını ucuzlatmak için karkas et ithalatının bir kez daha serbest bırakılması kararı neden oldu. Başta Macaristan olmak üzere öncelikle AB ülkelerinden karkas et ithalatı yapılacak. Et ve Süt Kurumu, Ramazan boyunca et fiyatlarını sabit tutabilmek amacıyla 8500 ton karkas et ve kesime hazır 40 bin büyükbaş hayvan alımı sözleşmesi imzaladı.
Bu yöntemi kullanarak et fiyatlarını kontrol etmek ilk kez denenmiyor. Turgut Özal'ın liberal, neoliberal ekonomi politikalarının uygulamaya başladığı 1980'lerden beri ithalat, yerli üreticiyi terbiye etmek ve fiyatları kontrol etmek için başvurulan bir araç oldu. Ve o günden beri de hiçbir işe yaramıyor. İthalatın başlamasıyla geçici ucuzluk sağlanabiliyor ancak bir süre sonra fiyatlar yeniden yükselmeye başlıyor. Çünkü sorunun temeli üreticinin açgözlülüğü değil. Sorun iş başındaki hükümetlerin tarım politikalarından kaynaklanıyor. Çiftçinin ucuz krediye erişiminin sınırlı olması, yem fiyatları, akaryakıtla döviz kuru arasındaki ilişkinin yem fiyatlarını ve nakliye maliyetlerini yükseltmesi, karkas et ithalatıyla üreticiyi terbiye edeceğim derken besiciliğin öldürülmesi gibi nedenlerle bu iş yürümüyor. Yürümediği için de bir süre sonra et fiyatları yeniden yükseliyor. Bu kısır döngü, et fiyatlarını ucuz tutmaya yaramadığı gibi uzun vadede et üretimini olumsuz etkiliyor. Ama gördüğünüz gibi kısa vadeli çözümler uğruna aynı kararları tekrar tekrar almakta da beis görmüyorlar. Kendilerini çok akıllı zannediyorlar ama her defasında aynı şeyi tekrarlayıp farklı bir sonuç çıkacağını ümit ediyorlar. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.